Sevgili gençler, merhabalar. 40 soruda türev videosunun ikinci kısmıyla bir aradayız. 21. sorudan, yani ilk e, videoda 20. soruya kadar çözmüştük. Şimdi 21. sorudan devam ediyoruz ikinci videoda. Px ve Qx birer polinom olmak üzere aşağıda bazı bilgiler verilmiştir. Öncüllerinde verilen bilgilerden hangisi kesinlikle yanlıştır diye bir soru sorulmuş bize bir polinom sorusunun türeve uygulanmış halidir. Biz burada Px polinomunun x üzeri m diye Qx polinomunda x üzeri n diye tanımlarsak arkadaşlar P'nin türevinde x fonksiyonunun derecesi m eksi 1'dir. Qx polinomunda derecesi n'dir. Bunlar çarpıldığı için dereceler toplanır. m artı n eksi 1 olur. Ve bu 1'e eşitse demiş misal. Burası m'dir. Türevi ise n-1'dir. Bunların da toplamları ne olur? m artı n-1 olur. Bu da 1'dir demiş. Doğru. Şuraya bakalım. Birinci türevi, birinci türevi ne olur? m-1 çarpı n'den m artı n-1 gelir yine. Bu 2 ise demiş. Şurası m. Burası m'di. Burası ne olur? n-1'di. m artı n-1 1 olur demiş. E bu 2 iken bu nasıl 1 olsun? Demek ki kesinlikle yanlış olanlardan birisi 2. Ötekine bakalım. 3'e bakalım doğru mu yanlış mı? Burasının derecesi m'di. Bu da n'di. Toplamları ne olur? m artı m. Buraya bakıyorsun. m eksi 1. Buraya bakıyorsun n eksi 1. Peki bunlar neden m eksi 1 neden n eksi 1 merak ediyor musun? Türevini alıyoruz çünkü derecesi 1 küçülecek yani. Bunların toplamı ne olur? m artı n eksi 2 olur. E şimdi bu 4 ise m artı n eksi 2'nin 2 olması hiçten bile değil. Dolayısıyla bu da doğrudur. Cevabımız yalnız 2'ymiş diyeceğiz. Geçelim 22. sorumuza. Bir sürü bileşke fonksiyondan oluşan bir fonksiyon verilmiş. Bize f b ise f de a ise g x de buysa demiş. m g türev a n de g türev b ise aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur demiş. Öncelikle Şuradaki ifadede G'nin türevini bir almaya çalışalım. G'nin türevinde X eşittir. Şöyle diyelim. F'in türevinde içeride kaç tane F var? Bakın 1, 2, 3 tane var. Dolayısıyla F bileşke F bileşke F X diyeceğiz. Kaç tane parantez oldu? Birinciyi kapattık. ikinciyi üçüncüyü, dördüncüyü kapattık. Tamam. Çarpı. Şimdi içinin türevi diyeceğiz. Bu sefer bunun türevi. F türev 2 tane X olacak. 2 tane F olacak bu sefer çarpı bu sefer şuranın türevi f türev fx çarpı bu sefer sadece f'in türevinde x. Şimdi bakın gençler g türev a'yı bir bulalım. g türev a dediğimiz ifade. Bakın şurada a yerine yazarsak fa gelir. fa b'ydi. fb gelir. fb a idi. fa gelir. fa b'ydi. Buradan da gelir f türev b. Değil mi? Çarpı. Şimdi şuraya bakalım. fa b'ydi. fb A'ydı. F türev A geldi. Çarpı şuraya baktığımız zaman F A B'ydi. F türev B gelecek. Çarpı şuraya bakın F türev ne geldi? A geldi. Peki. Bu neymiş? G türev A'ymış. Yani eşittir M diyeceğiz. Doğru mu? Şimdi gelin bunları anladıysak bu sefer yerine B yazalım. Tamam Şunları bir silelim. Bu sefer ne yazacağız arkadaşlar? B yazacağız. Bakalım B yazdığımızda ne gelecek? Şimdi bunu da farklı bir renkte gösterelim. Şurası B idi. Değil mi? Şurası F, B, A olur. F A ne olur? B. F türev. B mi geldi? Bir saniye pardon. Şurada ha, burada B yazacağız. Burası A gelecek. Evet Çok özgünüm. Burası B gelecek. Burası A gelecek. F türev A geldi bir tane. F türev A çarpı. Burada B yerine yazarsam burası A gelir. Burası B gelir. Burası da F türev B oldu çarpı şurada a yerine yazarsak b olur pardon b yerine yazarsak a olur f türev a geldi ve en son b yerine yazarsak f türev b gelir bu da neymiş arkadaşlar g türev b e bakıyorsun şimdi çaprazlama hepsi aynı zaten doğru mu şu şekilde hepsi birbirinin aynısı bunları da çarpmışız demek ki m n'ye eşit olacakmış ki da zaten m'nin n'ye eşit olduğunu söyleyen c şıkkımız var tabii ki onu işaretleyeceğiz Geçtik 23. sorumuza güzel ve orijinal yeni nesil bir soru. Klasik türev sorularından farklı. Demiş ki bir araç A noktasından 30 km uzaklıktaki B noktasına gitmek üzere hareket ediyor. Ee, FX fonksiyonu da şunu yapıyormuş. Bakın X kilometre gidildiğinde kalan yolu belirten fonksiyon. O zaman ben direkt FX'e derim ki zaten 30 km yolum var. X kilometre gidersem geriye 30 eksi X kilometre yolum kalır. FX'i bulduk mu bulduk. F5 nedir yazarsan yerine 25 gelir. F'in türevinde 5. Türevini alırsam eksi 1 gelir. F'in ikinci türevi yani eksi 1'in türevi 0 gelir. E Bunları toplarsak cevabın 24 olduğunu net ve açık görürsün. Bakın şimdi soruya bakıyorsun. Sanki şey gibi düşünebiliyor öğrenci. İşte görsel hazırlanmış. Görsel çok güzel duruyor. İşte burada 30 kilometre. Demek ki iyi bir yay uzunluğu. İşte fx'i vermiş bize fx'i bir fonksiyon olarak vermemiş. Fonksiyonu kendimiz yazacağız falan gibi düşünüyorsun ama Soru gayet açık, gayet basit ve hoş bir soru. Tamam. Ee, cevabında 24 olduğunu bulduk. Demem o ki yeni nesil sorulardan hani bu şekilde görünen sorulardan korkmayın arkadaşlar. Emin olun daha basit sorular oluyor. 24. soru. Metin bir kağıda her x tam sayısı için bir tam sayı değer üreten 10 farklı polinom yazıyor. Metin daha sonra bu 10 polinomdan her birinin türevini alıyor ve her biri için türevi 3x kare artı 1 buluyor. Metin'in yazdığı polinomlarda katsayılar toplamı en az 4 en çok k'dır demiş. K en az kaçtır? Bir kere Metin'in yazdığı fonksiyonun türevi buysa kendisi neyin türevi 3x karedir diye düşünürsen x küp gelir. Neyin türevi 1'dir? X'in türevi. Bir de tabii ki sabit olabilir burada. Tamam mı? Şimdi en küçük yazdığı polinomu bulmak istersen ben katsayıların toplamı en küçük olan 1'i yerine yazdığım zaman bakın katsayılar toplamı 1'den bulunuyor ya. 1 artı 1 artı ne e, 4 yapar. Tabii ki 2 yapar. Dolayısıyla Metin'in yazdığı ilk polinom x küp artı x artı 2'dir diyebilirim. Bu birinci polinom. Tamam mı? Sonrasında ise ikinci polinomu şimdi k en az kaçtır diyor ya soruyor ya x küp artı x artı 3 seçerim. Bu ikinci polinom. İkinci polinom. x küp artı x artı 4 yazarım. Bu üçüncü polinom. E şimdi kaç tane polinom yazmıştı? 10 tane. O zaman 10. polinoma baktığım zaman 1 de 2, 3, 2 de 3, 3 de 4 ise bir fazlası olacak. Yani x küp artı x artı 11 olacak. Bunun katsayılar toplamını değil k'yı sormuş. E şimdi k dediğimiz şey en çok k'dır demiş ya katsayılar toplamına k diyeceğiz. P1 ne olur arkadaşlar? P1 1 artı 1 artı 11 olur. Bunda katsayılar toplamı yani k'dır. Maksimum pardon en az ne gelir? 11 artı 1 artı 1'den 13 gelir diyeceğiz. Cevabımız neymiş? Edirne seçeneğiymiş. 25. sorudayız. 25. soruda fx eğrisi d doğrusuna x eşittir 4 absisi noktada teğettir. gx f'in karesinde x olduğuna göre g türevi 4 kaçtır diye sormuş. g'nin türevinden bahsediyor. Hemen g'nin türevini bir alalım o zaman. g türev x eşittir. 2'yi başa attım fx çarpı f türev x'tir. Peki ben e, x gördüğüm yere 4 yazarsam g türev 4 sorulduğu için 2 çarpı f4 çarpı f'in türevinde 4 diyeceğiz. Peki ben şimdi buraya baktığım zaman F4'ün 2 olduğunu görüyorum grafikten. O yüzden burası nedir? 2 çarpı 2'miz var. Çarpı F türev 4'ü hesaplayacağım. Şuradaki uzunluğun 2 birim. Buradaki uzunluğun da eksi 8'den 4'e 12 birim olduğunu görüyorum. Eğim 2 bölü 12 olduğu için türevi de 1 bölü 6'dır. Çarptığımız zaman 4 bölü 6. Bunun da sonucu ne gelir? Daha da kısaltırsak 2 bölü 3 gelecektir sevgili arkadaşlar diyelim ve diğer sorumuza geçelim. 26. sorudayız. Şekilde verilen fx eğrisi d doğrusuna eksi 3 absisli noktada teğettir. Şurada teğetmiş. gx eşittir x bölü fx olduğuna göre g türev eksi 3. Hemen g'nin türevini bir alalım. g türev x bölümün türevi uygulayacağız. Birincinin türevi 1 çarpı ikinci Eksi x çarpı f türev x bölü İkincinin yani f'in karesi diyeceğiz. Yerine ne yazacağız arkadaşlar? Eksi 3'ü. Şuralarda da eksi 3'ü şöyle yazalım. Eksi 3, eksi 3 ve eksi 3. Bir kere şurada eksi eksi 3'ten artı 3 gelecek onu da bir görelim. f eksi 3'ün neye eşit olduğunu bilmiyoruz. Eğimi bir hesaplayalım arkadaşlar. Eğimi nasıl hesaplarım? Bakın şurası iki birim. Burası bir birimse. Eğimin bu tarafa doğru yatık olduğu için eksi 2 olduğunu söyleyebiliriz. Eğim eksi 2 ise f türev eksi e e e e 3'ümüz nedir? Eksi 2'dir. E burada bir de artı 3 vardı. 3 kere eksi 2 ne yapar? Eksi 6 yapar. f eksi 3'ü hala bulamadık. Şuranın kaç birim olduğunu biliyorum ben. 2. Eğimin eksi 2 gelebilmesi için şuranın kaç birim olması lazım? 4. Demek ki f eksi 3 kaçmış? 4'müş sevgili gençler. O halde burayı da 4 diyeceğim. 4'ten 6'yı çıkar demiş. Neye böl? f kare eksi 3'e. Ben bunun 4 olduğunu bulmuştum. 4'ün karesi. 16 gelecektir. 4'ten 6'yı çıkar. Eksi 2. 16'ya bölersek cevabın eksi 1 bölü 8 olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirsin. 27. soru. Aşağıda fx artı f türev x fonksiyonunun güzel bir soru. F, fx artı f türev x fonksiyonunun grafiği ve bu grafiğe x eşittir 0 apsisi noktasından çizilen teğet gösterilmiştir. ...f0 eksi f'in ikinci türevinde sıfır işleminin sonucu nedir diye sormuş. Bir kere fonksiyonumuz bu sefer fx artı f türev x. Tamam mı? Ee, şöyle diyebilir miyiz? Ben burada sıfırı yerine yazarsam... ...f0 artı f'in türevinde sıfır. Şu doğrunun geçtiği yerden geçecektir. Sıfırı burada yerine yazarsam 5 gelir. Demek ki burası 5'miş. Tamam mı? O bu zaman bu da 5. Peki ben bunun türevini alırsam... ...yani f türev sıfır artı f'in ikinci türevinde sıfır... Aslında şu doğrunun eğimiyle aynı şey olmayacak mı? Sıfır noktasından çizilen teğetin eğimi çünkü. O doğrunun da eğimi 2 olduğu için bu da 2'dir. Şimdi gelin üstteki ifadeden alttakini çıkarırsak f türev sıfırlar gider. F0 f sıfır eksi f'in ikinci türevinde sıfır kalır ki bu da 5 eksi 2'den 3'e eşittir. Ki bize sorduğu şey zaten budur. Cevap 3'tür diyebiliriz. 28. örneğimiz. Sıfırla bir aralığında tanımlı x kare ve kök x eğrisine şekildeki gibi teğet olan dairenin alanı en çok kaçtır? x kare ile kök x'i görünce bir s vermemiz lazım. Çünkü bunlar birbirinin tersi olan fonksiyonlar. Tersi olan fonksiyonlar da y eşittir x doğrusuna göre simetrik olduklarından şunu şöyle çektiğimiz zaman bu doğrumuz neymiş? Y eşittir x doğrusu. Peki ben buna şuradaki noktasından bir teğet atarsam arkadaşlar bu teğetin eğimi 1 olmak zorundadır. Neden? Buna paralel ve bu noktadan da bir teğet atarsam bu teğetinde eğiminin 1 olması lazım. Neden? Çünkü o da buna paralel. Doğru mu? Şimdi bunun hangi noktasındaki teğetinin eğimi 1'dir diye soracak olursak buna A diyelim. Türevini alalım. 2x. A'yı yerine yazalım. 2a eşittir. 1 dersem A ne gelir? 1 bölü 2. Demek ki bu noktanın ismi neymiş? 1 bölü 2 ymiş. Peki diğerine bakalım şu noktanın ismine de ben B dersem tamam mı? Hangi noktasından çizilen teğetinin eğimi 1'dir diye sorulduğu zaman türevini alalım kök x'in. 1 bölü 2 kök x'te x gördüğüm yere b yazarsam eşittir 1 diyelim. Burada arkadaşlar kök b eşittir 1 bölü 2 ise b dediğimiz ifade 1 bölü 4'tür. Demek ki burası da neymiş? 1 bölü 4. Peki neyi hesaplayacaktım ben? Dairenin alanının en çok olmasını istiyor. E şimdi zaten ben 1 bölü 4 ile 1 bölü 2'yi de buldum şurayı şu şekilde çektiğim zaman bu bulduğum benim çap olacaktır. Şunu şöyle birleştirelim. Bunu da böyle birleştirelim. Şuradaki mesafe bakın. Şurasından bahsediyoruz tamam mı? Buradaki mesafe ne olacaktır? 1 bölü 2'den 1 bölü 4'ü çıkarırsam 1 bölü 4 olacaktır. Peki 1 bölü 4'ü ben kök x yerine yazarsam burası 1 bölü 2 gelir. Değil mi? Peki şuraya baktığımız zaman 1 bölü 2'yi şurada yerine yazdığım zaman yüksekliği 1 bölü 4 bulurum. Demek ki burası da 1 bölü 4'müş. O halde şuradaki mesafenin de ne olduğunu görüyoruz sevgili gençler. 1 bölü 2'den 1 bölü 4'ü çıkarırsak oranın da 1 bölü 4 olduğunu görüyoruz. Pekala. 1 bölü 4, 1 bölü 4 o zaman burası nedir? Kök 2 katı mı? 1 bölü 4'ün kök 2 katı kök 2 bölü 4'tür. O halde burası çapken yarı çap ne olur? Bunun yarısı kadar yani kök 2 bölü 8 birim olur. Ben yarı çapı buldum artık. R'yi buldum. En çok kaç birim karedir demiş ya dairenin alanı. O halde ne diyeceğiz? dairenin alanı pi kareydi. Pi çarpı kök 2 bölü 8'in karesi 2 bölü 64'tür. Sadeleştirirsek de pi bölü 32 gelecektir. Bizim sorumuzun cevabı sevgili gençler. Geçtik bir diğer sayfadaki 29. sorumuza. 29. sorumuz çok sığmadığı için bunu biraz şöyle küçültelim ve bu şekilde çözelim. Yukarıda fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre Birinci öncüde diyor ki x1 absisti noktada yerel minimum değeri vardır. x1'e bakıyoruz eğer e, burası kapalıysa yerel minimumdur diyoruz. Uç noktalara illa türevinin olması şart değil. Yerel minimum veya yerel maksimum olması için dolayısıyla bir doğru. F türev x4 ve f türev x5 tanımlı olmamasına rağmen x4 ve x5 ekstremum noktalardır. Şimdi x4 noktasında türev var mı? Sivri uç olduğu için yok x5 noktasında türev var mı? Sivri 3 olduğu için yok. Yalnız bunlar bir ekstremum noktadır. Bize de zaten 2 de bundan bahsediyor. x6 absisi noktada mutlak maksimum vardır. x6'ya bakıyorsun yerel maksimum ve yerel maksimumların en büyük noktası olduğu için f. Dolayısıyla mutlak maksimumdur demiş. O da doğru. F fonksiyonunun mutlak minimum değeri B'dir demiş. B noktası burada mutlak minimum noktası A olduğu için bu yanlış bir ifadedir x4 ile x5 aralığından seçilen bir a için x4 ile x5 arasından bir a noktası seçtim. Bu a'nın eğimini ne demiş? Negatiftir demiş. Bakıyorsun doğru mu? Eğim yönü negatif olduğuna göre yani x eksenine yaptığı açı alfa geniş açı olduğu için negatiftir. Bu da doğru. F türev x2 sıfırdır demiş. x2'ye bakıyorsun türevini aldığın zaman ne gelir? Sıfır gelir. Dolayısıyla bizim doğru cevabımız 1. Bu da doğruymuş bu arada. 1, 2, 3, 4 yoktu. 5 ve 6'dır. Doğru cevaplarımız bunlardır sevgili gençler. Geçelim 30. sorumuza. Yakınlaştıralım ki net görünsün. Ne demiş? Şekilde f türev x fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre f(x) fonksiyonunun yerel maksimum noktalarının apsislerini sormuş bize. Bakın bu türev grafiği Türev grafiğinde ben artıdan eksiye geçtiği yerleri bulmam gerekiyor ki artarken fonksiyon azalsın ve maksimum noktalarını bulabileyim. Bakın burada eksiden artıya geçmiş yoktur. Burada arkadaşlar artıdan eksiye geçtiği için burası bir yerel maksimumdur. Şurada da arkadaşlar bakın burada da bir de artıdan eksiye geçmiş bir de 5'tir. Değil mi? Toplamını sormuş. 5 ile eksi 4'ü toplarsak biz cevap 1 olur diyeceğiz. Hocam şurası neden oldu olmadı diye sorma. Çünkü eksiden artıya geçtiği için azalırken artmıştır. Bir yerel minimum vardır. Tamam. Geçtik sevgili gençler. 31. sorumuza. Bu da yine görünmediği için uzaklaştırmakta fayda var ekranı. Şu şekilde yaparsak sanırım hepsi görünüyor. Evet şöyle yapalım. Arkadaşlar bu bir türev grafiği. Tamam ona göre yorum yapacağız. Yukarıdaki f türev x fonksiyonunun grafiği verilmiştir x eşittir eksi 2 absisli noktada fonksiyonun yerel maksimumu vardır. Eksi 2'ye bakıyorsun artıdan eksiye geçtiği için türev grafiği olduğu için bu şekilde yorumluyoruz. Artıdan eksiye geçtiği için bir yerel maksimum nokta vardır demiş. Bir doğru. Eksi 1 absisli noktada f fonksiyonun yerel maksimumu vardır demiş. Eksiden artıya geçtiği için azalırken artmıştır. Bir yerel minimum vardır diyeceğiz. Maksimum yoktur diyeceğiz. F'in türevinde 3 0 olmasına rağmen bakın şurası türevinde 3 0'a eşit doğru. X eşittir 3 absisi noktada yerel ekstremum yoktur. Evet yoktur. Çünkü hiç işaret değiştirmemiş. Artı iken artı diye devam etmiş. Yani fonksiyon artarken türevi bir ara sıfır olmuş ve artmaya devam etmiş. Dolayısıyla burası bir ekstremum nokta değildir. Tamam mı? Bu da gitti. F-5 F-4'ten daha büyüktür demiş. Şunu şöyle çizersek sevgili gençler. A pardon bu da gitti değil. Az önceki öncülümüz doğru. Yani doğru söyledik yanlışı işaret ettik. Burası doğru arkadaşlar. Bir yerel ekstremum nokta değildir. Yoktur diyor zaten. Arkadaşlar dördüncü öncülde eksi 5 noktası burada. Eksi 4 noktası burada. Fonksiyon burada nasıl? Artan değil mi? Bu şekilde devam ediyor. Şu şekilde devam ediyor. Artan bir fonksiyona sahibiz. Dolayısıyla f 4'ün f 5'ten daha büyük olmasını bekleriz. Burada daha küçüktür demiş. Bu yanlış. F'in türevinde x fonksiyonunun bir apsisi noktasında yerel maksimum vardır. Bakın burada ifadelere dikkat edeceksin. F türev x fonksiyonunun yerel maksimumundan bahsediyor. Yani sen bunu artık f fonksiyonu gibi düşünüp yorum yapacaksın. E bir noktasına bakıyorsun yerel maksimum var mı? Var. Demek ki bu da doğru. F'in türevinde 4 ki F'in türevinde 4 şurada bir yerdedir ve değeri pozitiftir. F'in ikinci türevinde 2, 2 şurada bir ifadedir. Buna teğet atarsam ikinci türevi olduğu için negatiftir. Bu artı, bu eksi çarpımları sıfırdan küçüktür. Bu da doğrudur. Demek ki bizim doğrularımız neymiş? 1 doğru, 2 yanlış, 3 doğru, 4 yanlış, 5 doğru ve 6 doğru diyebiliriz. 4 tane de doğrumuz buradan geldi sevgili arkadaşlar. Gerçekten şu iki soruyu ciddi manada anladıysan geometrik yorum hakkında da zaten bazı detaylı bilgileri de öğrenmiş oluyorsun. Geçtik sevgili arkadaşlar 32. sorumuza. Yakınlaştırdık. Ekranımızda okuyalım sorumuzu. Dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin yarısı duvar, diğer yarısı ise tel örgüyle çevrilmiştir. Hemen şu şekilde bir dikdörtgen bahçe çizelim, tamam mı? Ee, biraz yamuk oldu ama kusura bakmayın. Buraya A, buraya B birim dedim. Burası A, burası B birim dedim. Ee, bahçenin yarısı dediği için bahçenin yarısı A artı B birimdir ee, ve bu tel örgünün uzunluğu 120 metreymiş. Yarısı tel örgü olduğu için A artı B 120 metredir. Ne Demiş ki bize bahçenin alanı alanı en fazla kaç metrekaredir? Bahçenin alan fonksiyonunu ben ax eşittir a çarpı b ile ifade edebilirim. E burada b dediğimiz ifadeyi yalnız bırakırsak şurada ne gelir? 120 eksi a gelir. 120 eksi a eşittir b'dir. Yerine yazarsak alan fonksiyonumuz a çarpı 120 eksi a olur. İçeri dağıtırsak ax eşittir 120 a eksi a kare olur. Ben bunun alan fonksiyonunun türevini alırsam 120 eksi 2a gelir. Bunu sıfıra eşitleyeceğiz tabii ki. a eşittir ne gelir? 60 türevini aldın. Sıfıra eşitledin a'ya 60 buldun. E, a 60 ise b de 60 olur. Bu bahçenin alanını sormuştu. 60 kere 60'tan 3600 metrekare diyebiliriz. Ha bir diğer türlü nasıl söyleyebilirsin buna? Şöyle zaten a artı b'yi biliyorsun. A çarpı B'nin maksimum değerini sormuş. Mat 1'de ne diyorduk? Toplamları verilen iki sayının çarpımlarının en büyük değerini bulabilmek için sayıları birbirine yakın seçmen lazım. E bunların toplamı 120 ise 60'a 60 seçersin. Olay tamam. Türe ve müreve ihtiyaç kalmaz. Tamam mı? Ama eğer soruda bu şekilde çıkacak diye bir kural yok. ÖSM'de bu tarz bir şey sormaz. Sadece uygulama amaçlı bunları öğretiyoruz. Anlaştık mı arkadaşlar? 33. soru. Aşağıda verilen ABCD dikdörtgeni AFD dikdörtgeni ile 3 tane eş kareden oluşmaktadır. Bakın burası x. O zaman burası x. Burası x. Burası x. Burası x. Burası 3x ise karşı tarafta 3x. Ben buraları bilmiyorum. Dolayısıyla buraları a dedim ve a dedim. Çevre ABCD yani şeklin tamamının çevresi 3x. 3x de burada 6x. x burada 7x. x de burada 8x. Artı 2 tane de a'mız var bak burada. 8x artı 2a kaçmış? 48'miş. O zaman hemen şunu da kısaltalım. 4x artı a'nın 24 olması gerektiğini de söyleyelim. Taralı bölgenin alanının en büyük olması için fc eşittir x kaç santimetre olmalıdır? Bu taralı kısmın alanı 3x çarpı a'dan 3x a'dır. Alan fonksiyonumuz 3x çarpı a'dır. Ben burada a'yı yalnız bırakırsam 24 eksi 4x olarak ax eşittir 3x çarpı 24 eksi 4x diyeceğim. O halde ax eşittir ne gelir? 72x eksi 12x kare gelir. ax'in türevini alacağız tabii ki. 72 eksi 24x gelir. x buradan ne olur arkadaşlar? 3 olur. E, neyi sormuştu? Bize x kaç olmalıdır diye sormuştu. E, x'i de bulduk biz zaten. 3 olması gerektiğini. Anlaştık mı? 33. sorumuz da bu şekildeydi. 34. sorumuza bakalım. Dikdörtgen şeklindeki bir kağıdın. 32 santimetre karelik kısmına yazı yazılacaktır. Yani şu kısma yazı yazılacakmış arkadaşlar. Tamam mı? Şu taradığım yere yazı yazacağız. E tamam buranın 32 santimetre kare olduğunu bize söylemiş. Alttan ve üstten 2'şer santimetre, şuradan da 2 santimetre, sağdan ve soldan da birer santimetre olmak üzere buralara boşluk bırakacakmışız. Kağıdın alanı en az kaç santimetre kare olmalıdır? Büyük kağıdın alanını yani o şurası değil de Kağıdın alanını sormuş. Pekala. Şimdi bakın ben diyeceğim ki şu kenar x santimetre olsun. Tamam mı? Hatta şöyle diyelim. Şurayı bir silelim. Yanlış yeri sildik ama neyse sıkıntı yok. Biz diyelim ki şurası y olsun. Şurası da x olsun. Tamam. Tam tersini diyeyim dedim. x çarpı y'nin ne olduğunu biliyoruz. Biz 32 santimetre kare olduğunu biliyoruz. Bu bir cepte dursun. Bunu boşuna vermemiş. Kullanacağız tabii ki. Şimdi büyük kağıdın alan fonksiyonunu yazalım. Ax eşittir. Bakın burası y birimse 2 birim buradan. 2 birim de buradan y artı 4 birim gelir. Bu kağıdın alanını bulmak için kullanacağımız kısa kenar çarpı. Uzun kenarımız da bak burası x ise burası 1'di burası da 1'di x artı 2 gelir. x artı 2 gelir. Pekala biz bunu yapacağız ama şöyle de bir durum var. y'yi burada yalnız bırakırsam 32 bölü x gelir. Peki buradaki y gördüğüm yere bu 32 bölü x'i yazsam ne olur? Çok güzel olur. ax eşittir. 32 bölü x artı 4 çarpı x artı 2. Gelin bir de dağıtalım güzelce. Çarpımın türeviyle uğraşmayalım şimdi. ax dediğimiz ifade 32 x ile x'i çarparsam 32 gelir. 32 bölü x ile 2'yi çarparsam 64 bölü x gelir. Artı 4x artı 8 gelir. Şimdi ben bunun türevini alacağım. Şöyle alalım. 4x'in türevi a türevi x. 4x'in türevi 4. 64 bölü x'in türevi de eksi 64 bölü x kare mi olur? Değil mi? Aynen. sıfıra eşit diyeceğiz şimdi. Bunu karşıya bir yollayalım. 4 eşittir 64 bölü x kare. 4'e böl 4'e böl 16. x karenin ne gelmesi gerekiyor? 16. O halde x ne gelir arkadaşlar? x'imiz 4 gelir. Doğru mu? x'i 4 bulduktan sonra yerine yazarsak 32 bölü 4'ten y'yi de 8 buluruz. E şimdi yukarı doğru çıkalım. Bakın biz e, kağıdın alanına ne demiştik? Y artı 4 ile x artı 2'nin çarpımıdır demiştik. Bu artı 4 şuradan geldi unutma. Artı 2 de şuradan geldi unutma. Tamam mı? E, y'yi buldum 8. 8'e 4 ekle 12 çarpı. X'i buldum 4. 4'e 2 ekle 6. 6 kere, 2 ne? 6 kere 12 ne yapar? Alanımız 72 birim kare yapar diyeceğiz. Bu da sorumuzun cevabıdır. Bakın zor gibi duruyor. Tamam eyvallah ama çözmeyi bilene gerçekten zevkli. Tamam mı? İşlem hatası da yapmaman gerekiyor tabii ki. 35. sorudayız. Birinci havuz iki tane havuz verilmiş burada. Birinci havuz x, kart, x kare artı 5 litre ve ikinci havuz x litredir. A musluğu birinci havuzun tamamını 3 saatte. B musluğu da ikinci havuzun tamamını 2 saatte boşaltabiliyormuş. 1 bir, bir saat sonra Birinci havuzda kalan suyun ikinci havuzdaki kalan suya oranının minimum olması için başlangıçta birinci havuzda kaç litre su almalıdır? Şimdi bir saatte havuzun ne kadarı boşalır onu bulacağız. Biz ya da içinde ne kadar su kalır onu bulacağız. Şimdi bu e, havuz A, A musluğu 3 saatte boşaltabiliyorsa bir saatte 1 bölü 3'ünü boşaltır ve 2 bölü 3'ü kalır. Değil mi? Yani x kare artı 5'in 2 bölü 3'ü hala elimizde. Bu birinci havuzda kalan su miktarı. Bunu demiş birinci, ikinci havuzda kalan su miktarına böl. E, i̇ki saatte tamamını boşaltıyorsa bir saatte yarısını boşaltır. Kalan su da yarısıdır. Yani x bölü 2'dir. Aslında oran fonksiyonumuz bu işte. Tamam mı? Ters çevirip çarpacağız şimdi. 4 bölü 3 çarpı x kare artı 5 bölü x. Bunun türevini alacağız. 4 bölü 3 zaten var. Türevini alırsak birincinin türevi 2x çarpı ikinci. Tamam. Eksi Birinci sabit kalacak x kare artı 5 çarpı ikincinin türevi bölü x kare diyeceğiz ve eşittir 0 diyeceğiz. Zaten şu x kareden bir 0 gelmeyecek. Üst tarafı halledelim biz. 2x kareden x kareyi çıkarırsam x kare eksi 5 eşittir 0 diyeceğim. Neden sadece burayı 0 eşitledim? Çünkü zaten buradan 0 gelir. Aşağı tarafı 0 eşitlemeye hiç lüzum yok. Çünkü 0 eşitleyecek bir kök gelmez. E o zaman x kare neymiş arkadaşlar? x kare 5'miş. Bize demiş ki birinci havuzda başlangıçta kaç litre su almalıdır? Ben x karenin 5 olduğunu buldum ya. Burası 5 ise 5 artı 5'ten birinci havuzda başlangıçta 10 litre su bulunmalıdır. Su bulunmalıdır diyebiliriz. Evet 36. sorudayız. Demiş ki 6 cm eninde dikdörtgen şeklindeki kağıt şerit şekildeki gibi D köşesi kıvrılarak AB kenarı üzerine getiriliyor. Buna göre EAD üssü üçgeninin alabileceği, e, alanının alabileceği en büyük değer kaç santimetre karedir? Şimdi sevgili gençler ben burada şuna X demek istiyorum. Tamam mı? Ya da A ile B'yi yazması daha kolay. Görselleri de güzel. A diyelim buraya. E, buraya da B diyeyim. Tamam mı? Peki buranın tamamı 6 ise bakın. Şurası ne olur? 6 eksi A olur. Ben bunu alıp bakın şu. ED kenarı var ya bunu alıp katladığım zaman şuraya gelmez mi? buraya gelecekse burası 6 eksi A'dır o zaman değil mi? Peki burada B'yi nasıl bulabiliriz? Burada B'yi şöyle buluruz bak A cinsinden. B eşittir. Pisagor teoreminden kare kök içerisinde 6 eksi A'nın karesi eksi A kare deyip karekökünü alırsak b'yi bulmuş oluruz. Peki içeriği bir açayım mı arkadaşlar? B eşittir karekök içerisinde 6a'nın karesi nedir? Bakın 36 eksi 12a artı a kare eksi a kare. Doğru mu? Eksi a kare yan taraftaki. Eksi a kare ile artı a kare gitti. B'miz neymiş arkadaşlar? Karekök içerisinde 36 eksi 12a'ymış. Pekala hala. Şimdi demiş ki bize EAD üssünün yani şuradaki dikdörtgenin alanının alabileceği en büyük değeri sormuş. Burada tabanımız A yüksekliğimiz B olduğu için biz A çarpı B bölü 2'yi arayacağız. Peki A'yı zaten biliyoruz. B'yi de A cinsinden ifade ettik az önce. 36 12 A'nın karekökü bölü 2. Tamam mı? Şimdi gel gel şu a'yı içeri dahil edelim. İçeriği de 4 parantezin alıp o 4'e dışarı fırlatalım. Tamam mı? Bak çok güzel şeyler olacak. Eşittir. A'yı a, a kare diye içeri sokup içeriği de hatta sokmadan önce şöyle de diyelim. Karekök içerisinde 4 parantezinde 9 eksi 3 a diyeyim ben buraya. Tamam mı? Böyle bir deneyimiz var ikimiz. Bu 4'ü dışarı 2 diye atıp bu 2 ile şu 2'yi sadeleştirirsem a'yı da içeriye a kare diye sokarsam bak neler olur? Karekök içerisinde karekök içerisinde 9 tane a kare Eksi 3 tane A'mızın küpü olur. Doğru mu? Bak çok güzel oldu. Şimdi bu bizim fonksiyonumuz artık. Değil mi? Alan fonksiyonumuzdu. Bunun e, türevini alacağız şimdi. Bunun türevini nasıl alırız? İçinin türevi 18A eksi 9A kare. Değil mi? Bölü 2 çarpı bilmem ne Niye bilmem ne dedim ben oraya Çünkü şundan kaynaklı az önceki yaptığımız muhabbet Yani bunu sıfıra eşitleyeceğiz zaten Buranın bir hükmü yok sıfıra eşitlerken 18 A'nın ne olması gerekiyormuş 9 tane A kare olması gerekiyormuş A'nın sıfır olamayacağına göre A'ları şu şekilde sadeleştiririm A kaç gelir buradan 2 gelir Peki şimdi A 2 ise EAD üstü üçgeninin Alanını ben şu şekilde bulmamış mıydım E götürelim yerine yazalım o zaman 2'nin karesi 4. 4 kere 9 36. Eksi. 2'nin küpü 8. 3 kere 8 24. Bundan bunu çıkarıp karekökünü alırsam kök 12 gelir. Kök 12 ne nedir? 2 kök 3'tür diyebiliriz. Sorumuzun da cevabı buymuş. Umarım anlatabilmişimdir. Sen de anlamışsın umarım. Benim anlatabilmemden önemli. Senin anlaman daha önemli. Değil mi? 37. soru. Aşağıda bir yuvarlak masa gösterilmiş masanın daire biçimindeki yüzeyinin çevresine bant çekmenin maliyeti her 1 metre uzunluk için 2 lira. Masanın yüzeyini boyama maliyeti ise her 1 metre kare alan için 1 liradır. Buna göre böyle bir masanın bant maliyeti boya maliyetinden en çok kaç TL fazla olabilir? Şimdi çevresine bant çekiyorsak ee, ve her bir metre için 2 liraysa 2 pi metre için 2 liradır. Tamam mı? Alanı neydi? Pire kare miydi? E, her bir metre kare alan için 1 lira ise Pire kare için 1 çarpı pire kare liradır. Ne kadar fazla olabilir demiş. Çevresinde çekeceğimiz bantın maliyeti Alanını boyayacağımız e, boyanın maliyetinden ne kadar fazla olabilir demiş. En çok. Bundan bunu çıkaracağız yani. Çıkarırsak 4 pireden 4 pire eksi Şurası ne olur? Pire kare olur. E şimdi bu artık Kar Yani nasıl diyeyim? Bu elde ettiğimiz fonksiyon diyelim tamam mı? Ben bunun türevini alacağım. R'ye göre türev alıyoruz. 4 pi eksi 2 pi r olur. Doğru mu? Peki ben bunu sıfıra eşitleyeceğim. 4 pi'nin 2 pi r'ye eşit olmasını istiyorum. Pi'ler gider. 2'leri de sadeleştirirsek r ne gelir? 2 gelir. En çok kaç lira fazla olabilir diye sormuştu. E şurada yerine yazacağız o zaman biz fonksiyonumuzda. Ya da burada yerine yazarsak daha mı iyi olur? Evet. R'yi yerine yazarsam R gördüğüm yere 2'yi yazarsam şu şekilde 8 pi eksi 2'nin karesi 4 pi olur. 8 pi'den 4 pi'yi çıkarırsak doğru cevabında 4 pi olması gerektiğini söyleyebiliriz. Geçtik 38. sorumuza. Aşağıda bir dağın bir kesiti gösterilmiştir. Gösterilen kesit 3. dereceden bir fonksiyonun bir kısmıdır. Bir uçak D doğrusal bir uçak doğrusal D pistinin D pist dediğimiz yer şurası yer düzlemi oluyor. A noktasına gelince belli bir açıyla havalanmış ve doğrusal bir yol izleyerek dağı teğet geçmiştir. Şu noktada dağı teğet geçiyor arkadaşlar. Buna göre D doğrusu X ekseni kabul edilirse yani şurası X ekseni olursa demiş. Teğet noktanın apsisi aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sormuş. Şimdi öncelikle ben bu x küp eksi 9x eğrisini vermiş ya bize. Ben bunu x parantezine alıp x kare eksi 9 dersem. Bakın x eksenini kestiği yerler ya sıfırdır ya 3'tür ya da eksi 3'tür. Tamam mı? Sıfır 3 veya eksi 3. Şimdi burada fonksiyonu da şu şekilde e, yazarsak. Bakın eksi 3 0 ve 3 dedik ya. Onu da şu şekilde gösterelim bakın. Ne ile başlayacağız? Artıyla. sonra eksi sonra artı sonra eksi olacak. Peki eksi 3, 0, 3 dedikten sonra burası artı, burası eksi, burası artı, burası eksi ya. Bakın burada B ile C arasında yani iki tane kök arasında artıymış burası. Hangi iki kökün e, arası artı? Eksi 3 ile 0'ın. Demek ki burası neymiş arkadaşlar? B noktası eksi 3, burası da 0'mış. Umarım burası anlatım başarılı olmuştur. Tamam mı? Kökleri bulduk, tablosunu çizdik. Eksi 3 ile 0 arasında pozitifti. 0 ile 3 arasında negatifti. Demek ki bu B ile C'nin arası 0 ile 3 arası olamayacağına göre eksi 3 ile 0'ın arasıymış. Demek ki B eksi 3 C de 0'mış. Buraya kadar her şey normaldir umarım. Hatta hatta bizim x eksenimizde şurasıymış. Bak şöyle çizersek. Burası da bizim y eksenimiz. x eksenimiz de y ekseni. Tamam mı? Pekala negatif tarafındayız şu an x ekseninin. Şimdi bir de gelin bunun türevini bulalım ki şurada yerel maksimum yaptığı noktayı ele alalım. X³ x küp eksi 9 x'in türevi nedir? 3 x kare eksi 9'dur. Ben bunu sıfıra eşitlersem 3 parantezinde x kare eksi 3 eşittir sıfır olur. Buradan x eşittir kök 3 ve x eşittir eksi kök 3 gelir. Maksimum yaptığı yeri de tablosunu çizmemize gerek yok. E, maksimumu burada yapmış. Burası da negatif bölge olduğu için şurası nedir sevgili gençler? Eksi kök 3'tür. Tamam mı? Eksi 1 nerede kalıyor bu arada? Eksi 1 burada kalıyor. Ee, burası da eksi 3. Bunu da unutma. Artık soru bitti. Neden bitti biliyor musun? Şundan kaynaklı. Teğet olduğu yer şurası. Bize apsisi ne olabilir diye sormuş. Şurası. Eksi 1 ile eksi 3'ün arasında bir tam sayı olmak zorunda. Şıklara bakıyorsun. Tam sayı olmak zorunda değil aslında da. Hangisi olabilir diye sorduğu için. Şimdi şıklara tam sayı verdiği için bu şekilde konuşuyorum. Eksi 1 ile eksi 3 arasında hangi sayı var? Eksi 2 sayısı var. Dolayısıyla cevabımız eksi 2'dir. Denizi seçeneğidir diyebiliriz. Evet. 39. soru. Bir futbol maçında kaleyi görüş açısı 60 derece olan herhangi bir noktadan 6 metre genişliğindeki kaleye serbest vuruş yapılacaktır. Buna göre AC en çok kaç metre olabilir? AC dedi yer şurası. Bu soruyu çözebilmek adına 60 dereceyi de vermiş ya hemen bir tane diklik oluşturalım. O dikliği şuradan oluşturacağım. Şurası dik. Dolayısıyla burası da dik. Değil mi? Pekala. Şimdi arkadaşlar e, burası 60 sa ben şuraya x dersem şurası nedir? 30 mudur? 30'un karşısı x ise 90'ın karşısı 2x'tir. 60'ın karşısı da x kök 3'tür. Burası da x kök 3. Pekala. Şimdi gelin 6 metreymiş ya burası. Ben buraya a metre diyeyim. A'yı da x cinsinden ifade etmeye çalışayım. Nasıl ifade ederim? Bakın burası dikti. Dikin karşısı hipotenüs. Hipotenüsün karesi 36 eksi x köküçün karesi ne yapar? 3x kare mi yapar? 3x kare. Bunun da karekökü nedir? A'dır. Tamam. Şimdi bak, A'yı bu şekilde ifade etmiş olduk. X'i de biliyoruz. AC'nin en çok kaç olduğunu soruyor. E Ben AC'nin artık, artık ne olduğunu buldum. X ile x ile karekök içerisinde 36 eksi 3x karenin toplamı olduğunu buldum. A'c'yi. AC x fonksiyon diyelim artık bunu da, tamam mı? Bunun türevini alacağız. X'in türevi 1 artı karekök içerisinin yani türevini alacağız eksi 6x mi gelir? Eksi 6x bölü 2 çarpı alttaki yani fonksiyonun kendisini yazıyoruz 3x kare. Şuraya 3x kare yazdık pekala. Şimdi bir payda eşitleyip toplayalım, bileşik kesre çevirelim. 2 çarpı karekök içerisinde 36 eksi 3x karenin kare kökü dedik. Eksi 6x bölü alt taraf. E bu bunun türevi oldu artık değil mi? Ben türevini aldım şu an. E bunu sıfıra eşitleyeceğim. Alt tarafı yazmadım bakın yine. E üst tarafı sıfıra eşitleyebilmek adına şu 2 ile 6'yı bir sadeleştirip 3 yapalım. Bunu karşıya atarsak 36-3x karenin kare kökü eşittir 3x yaptı. Tamam. Her iki tarafın ben karesini alırsam 36 eksi 3 x kare eşittir 9 x kare gelir. Bunu bu tarafa atarsak 36 eşittir 12 x kare. x kare eşittir 3. x eşittir kök 3 gelir. Eksi kök 3 gelmez. x uzunluktu çünkü değil mi? AC'nin en çok kaç olduğunu sormuştu. AC dediğimiz uzunluk arkadaşlar şuydu. Yerine yazarsam bakın x kök 3'tü değil mi? Farklı bir renkle yazmamız daha güzel olacak. Bakın burası kök 3'tü. Kök 3'ün karesi 3. Değil mi? 3 kere 3 9. 9'dan 36'dan 9'u çıkar. 27. 27'nin karekökü de 3 kök 3. Ben 3 kök ile kök toplarsam uzunluğun 4 kök 3 birim olduğunu söyleyebilirim. Yani cevabımız Bursa seçeneğinde verilmiştir deriz. Ve 40 soruda türev serisinin son videosundayız. Son videosunun son sorusundayız. Yukarıda A, E, F, K, L, M düzgün altıgeni ve A, B, C, karesi verilmiştir. Bakın A, B, C, kareymiş. O halde şurayı biraz yakınlaştırırsak daha da güzel bir çözüm sunarım ben size. Şöyle yaparsak hatta bir tane daha yakınlaşırsak olur mu? Evet olur. Alttan sorumuzu okuyalım. A, K ile iki tane A, B'nin toplamı 12 birimmiş. A, K neresi oluyor arkadaşlar? Bakın şurası. Şöyle gösterelim biz bunu. Burası ile e, AB'nin toplamı 12 birim. Şimdi bakın ben AB'ye X birim dersem tamam mı? Şunu da biraz inceltelim hatta. AB'ye X birim dersem burası da X birim olur mu? Pekala şöyle silelim. Şöyle tekrar X diyelim. Bu iki X de, bakın şurası X ise burası ne olur? X birim olur. O da X birim olur. Pekala. Şuraya da diyelim ki arkadaşlar. ikisinin toplama hani iki tane X'ti artı oraya ne yazmıştı? AK artı şuraya yazarsak daha net görürüz. Artı iki tane AB miydi? İki tane AB'nin toplamı sanırım 12 idi. Bir daha bakalım soruya. Evet 12 birimmiş tamam. Şimdi devamını getirelim bakın. İki tane AB'yi yazdım 2x. Ben bunu AK'yı eklediğim zaman ne oluyormuş? 12. O zaman AK dediğimiz uzunluk bunu karşıya gönderirsem 12 2x olur. Peki altıgende biliyorsun burası a ise burası 2a oluyor diyor. Demek ki burası bunun yarısı kadar olacak. 6 eksi x olur burası da. O zaman şurası kaç olur? 6 eksi 2, 6 eksi x mi olur sevgili gençler? Evet. Şimdi bakın ben buraya da b dersem b'yi gene Pisagor'dan bulabiliriz. 6 eksi x'in karesi 36 eksi 12 x artı x kareden Neyi çıkaracağım? X kareyi çıkaracağım ve kare kökünü alacağım. X kareler burada gider. Demek ki B dediğimiz ifade kare kök içerisinde 36 12 x imiş, tamam mı? Bize sorduğu şeye bir bakalım altta soruda. Ne demiş arkadaşlar? MDA üçgeninin alanı en çok kaç birim kare olur? MDA dediğimiz üçgen kırmızıyla gösterilen bölge, tamam mı? E şimdi bak, ben kırmızıyla gösterilen bölgeyi nasıl bulurum? Şurayı biraz temizleyelim. Temizledikten sonra şuraya çözmeye başlayalım. Şöyle diyelim mi? Tabanımız B yani 36 eksi 12 x'in kare kökü. Kare kök içerisinde 36 eksi 12 x çarpı yükseklik x birim bölü 2 üçgenin alanından. X'i e içeri dahil edersem ben 36 x kare eksi 12 x küp. Değil mi? Bunun karekökü bölü 2. İçeriği 4 parantezini alıp o 4'ü dışarı çıkardıktan sonra 2'leri götürdükten sonra karekök içerisinde 9x kare eksi 4 parantezini almıştım. 3x küp gelecektir. Tamam mı? Şimdi burada da içerinin türevini alalım. 18x eksi 9x kare bölü 2 çarpı fonksiyonun kendisi diyelim. 9x kare eksi 3x küp. Tamam mı? Türevini aldıktan sonra sıfıra eşitleyeceğim ya ben hani. Alt tarafı görmemize gerek yok. Üst tarafı sıfır eşitlememiz yeterli. Demek ki 18x'in 9x kare eşit olması lazım. x'in sıfır olamayacağı için şunları götürürüm. x o zaman ne gelir arkadaşlar? 2. Üçgenin alanının maksimum değerini soruyordu ki ben üçgenin alanını ne bulmuştum? Şu bulmuştum alan fonksiyonu. E gelin yerine yazalım. Çarpı 2 diyelim. Çarpı 2 diyelim. 36'dan 24'ü çıkarırsam 12 gelir. Ki kök 12 2 kök 3'tür çarpı bunu 2 ile çarpacağım ve 2'ye böleceğim. 2'lerde giderse doğru cevap ne gelir? 2 kök 3 birim kare gelir. Bu üçgenin alanının maksimum değeri sevgili gençler. Bakalım muydu evet. Tamam. Evet. Bu videonun da sonuna geldik. 40 soruda integral serimiz hala var. 40 soruda integral serisinin videolarına geçeceğiz bu aşamadan sonra. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Arkadaşlarınıza e, önermeyi unutmayınız. Abone olup bildirimleri açmayı da unutmayınız arkadaşlar. Bu emekler sizin için. E, yorum bırakırsanız ve videoya like atarsanız sevinirim. E, diğer videolarda görüşünceye dek hoşçakalın. Sağlıcakla kalın ve bol bol matematik çalışmayı unutmayınız sevgili gençler.